İçinde bulunmuş olduğumuz cami Alaaddevli Camii'dir. Halk arasında Ali Dolu diye bilinir. Aynen Ali Nettar Camii'nin halk arasında Ali Nettar Camii denmesi gibi Alaaddevli kelimesi de Arapça bir tamlama olduğu için söylemesi zor olduğundan Ali Dola şeklinde tarif edilmiştir. Şu anki mevcut cami 1903 ile 1909 yılları arasında yapılmıştır ama Alaaddevli Bozkurt Bey buraya Osmanlılardan önce, Memlüklerden önce hakimiyet olarak Maraş merkezli Dulkadiroğlu Beyliği hakim olduğu için Alaaddevli Bey, Alaaddevli Bozkurt Bey 1480-1515 yılları arasında hüküm sürmüştür. İşte onun zamanında yapılmış olduğunu biliyoruz. Alaaddevli Bozkurt Bey'in başka bir özelliği daha var. Bunu geçmişteki kayıtlarda ortaya koyduk. Kendi adına Antep'te sikke bastırmış ve hutbe okutmuştur. Yani Antep bir nevi bir zamanlar Alaaddevli Bozkurt Bey zamanında da bir nevi başkentlik yapmıştır. Bu da ilginç bir kayıt olarak tarihlerimizde mevcuttur. İçinde bulmuş olduğunuz cami dediğimiz gibi 15. yüzyılda yapılmış olsa da geçmişindekinden hiçbir iz kalmamış. Sadece minarede bazı özellikler var. İşte 1903 yılına geldiğimizde harap halde bulunan cami, o zamanki Gaziantep'in eşrafından ve alimlerinden Ali Cenani Bey, ki önemli bir ticaret adamıdır. Abdullah Edip Efendi, Bübüzade, önemli bir alimdir o anlamıyla. Abdullah Necip Barlas, ki önemli bir Antep'in eşrafından kişilerdir. Bunlar bir heyet kurarlar ve bu caminin yapımı için halktan para toplarlar. O zamanki bilgilerimize göre Gaziantep'te 32 tane mahalle bulunuyor. 32 mahalle bir sıraya konulur. Her gün o mahalleden 100 kişi, 200 kişi sabahleyin ellerinde kazmalarla, küreklerle beraber buraya gelirler ve burada akşama kadar çalışıp akşamdan dönüşte de evlerine davul zurna işliğine giderler. İşte Gaziantep'teki bu cami geçmiş dönemlerde imece usulüyle yapıldığı için banisi halk olarak anılır. Daha önce işlemiş olduğumuz Kurtuluş Camii, yani Senmeri Kilisesi diye bahsettiğimiz kilisenin mimari yapısıyla, taşlarıyla buradaki Alaaddevli Camii'nin taşlarının ve mimarisinin benzerlik gösterdiğini ortaya koyar. Bunu da sebebi şudur. Her iki caminin, bu caminin ve Kurtuluş Camii'nin mimarı Ermenidir. Taş ustası Ermenidir. Maalesef o zamanlarda bu sanat onlarda bulunduğu için caminin yapımında ve mimarisinde, ustabaşında bir Ermeni görev almıştır. Müslümanlar da onların eli altında çalışarak bu ibadethaneyi günümüze getirmişlerdir. Bu camide geçmiş dönemlerde sakalı şerif gösterilirdi. Şimdi gelenek olarak Ramazan'ın 15'inden sonra veya Kadir Gecesi'nden sonra Gaziantep'te Ali Nettar Camii'nde bu sakalı şerif gösteriliyor. İşte 1900'lerde 2. Abdülhamit Han'ın emriyle, Ali Cenani Bey'in gayretiyle buraya sakalı şerif getirilir. Fakat Abdülhamit Han'ın son dönemlerine denk geldiği için Ali Cenani Bey hakkında sümme haşa bu sakalın Efendimiz'e ait olmadığı, o zamanki iddiaçıların önemli bir devlet adamlarından Mahmud Şevket Paşa'nın sakalı olduğu noktasında bir delikodu çıkar. Hatta o zamanlarda resmi yazışmalarda girmiştir. Bunun böyle olmadığı, gerçekten bunun Efendimiz'in sakalı olduğu konusunda da yazılar mevcuttur. Böyle bir anekdotun da bulunması bu cami için farklı bir özelliktir. Caminin hemen yanında bir mescit gibi bir yer görürüz. Eski kaynaklarda burası Alaaddevli Mescidi diye geçer. Tabii insan aklına ilginç sorular geliyor. Caminin bulunduğu hemen yanda bir mescidin varlığını nasıl izah edebiliriz? Tarihçiler bunun acaba geçmiş dönemlerde farklı mezhebe insanlar vardı da bunun için mi ortaya konuldu diye düşünmeden ememişler. Yani yoksa başka türlü bir açıklaması bulunmuyor. Üzerindeki kitabeye baktığımızda evet buranın bir mescid olarak inşa edildiği hakkında kesin bilgilerimiz var. Alaaddevli Camii 2. Abdülhamit Han Hazretleri'nin albümündeki fotoğraflarda da bariz şekilde görülen camilerden bir tanesidir.